Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Testlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni ünitemiz Hazreti Muhammed'in hayatı diyoruz ve ilk testimizde başlıyoruz. Haydi başlayalım bakalım birinci sorumuzla. Verilen ayet meallerinde peygamberimize aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? Bakalım ey peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun. Onların işleri kendi aralarında danışma iledir. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Bakalım merhamet, hoşgörü, istişare, adalet. Şimdi danışma, bakın peygambere ne diyor? İşinde birilerine danış diyor. Daha sonra fikir alışverişi bizim için hangi kavram? Bizim için istişare kavramı demektir. İstişare karşılıklı görüş bildirme, görüş söyleme anlamına gelen bir kavramdır. Ve peygamberimizden de ne diyor ayetler? Bunları istediğini söylüyor. Diyor ki karşılıklı istişare yap, karşılıklı fikir alışverişinde bulun. Ve onlara sor, onlara danış. Bu nedenle cevabımız C şıkkı istişare olmalı diyoruz. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Peygamberimizle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Torunlarıyla yakından ilgilenmiş, onlara merhamet göstermiştir. Kesinlikle doğru. Peygamberimiz torunlarıyla gerçekten yakından ilgilenmiştir. Sadece Müslüman olanlara iyilik yapmayı öğütlemiştir. Hayır, İslam dini zaten böyle bir din olmadığı için Peygamberimiz her insana iyilik yapılmasını öğütlemiştir. Herhangi bir işte çalışmamış, geçimini müminler karşılamıştır. Böyle bir şey doğru değil arkadaşlar. Ne yapmıştı Peygamberimiz? Çobanlık yapmıştı, ticaret yapmıştı. Yani bu da yine doğru bir şey değil. Kadınlara ve kız çocuklarına değer vermiştir. Evet, hatta Mekke sokaklarında kızını omzuna alıp birebir kendisi gezdirmişti. Buradan da kadınlara ve kız çocuklarına değer verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Hangileri yanlıştır dediği için 2 ve 3 yani B şıkkı 2 ve 3 bizim için yanlış olanlar olacak diyoruz. Evet, 3. sorumuzla devam edelim. Verilen hadislerden yola çıkarak peygamberimizin aşağıdakilerden hangisini vurgulamış olduğu söylenebilir. Bizi aldatan bizden değildir. Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Müslüman elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. Bakalım hangisi vurgulanmış olabilir? Merhamet, sadakat, doğruluk, samimiyet. Merhamet vurgulanmış mı? Hayır. Sadakat hayır. Samimiyet hayır. Burada neyden bahsediyorlar? Peygamberimiz doğruluk değil mi? Yani bizi aldatan bizden değildir. Yani ne ol? Doğru ol diyor. Ya da işte Allah'a inandım da sonra zaten burada dosdoğru ol diyor. Müslüman elinden dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. Yani doğru olan kimsedir diyor. Bu nedenle cevabımız C şıkkı doğruluk olmalı diyoruz. Evet, devam edelim 4. sorumuzla. Verilen ayet mealinde peygamberimizin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır? Gerçek şu ki Allah'a ve ahiret gününü korku ve ümitle bekleyen ve onu her daim anan kimseler için Allah'ın elçisi güzel bir örnek teşkil eder. Hemen bakalım. Allah ve ahiret gününü korku ve ümitle bekleyen ve onu her daim anan kimseler için Allah'ın elçisi güzel bir örnek teşkil eder. Bakalım cesareti mi vurgulanıyor? Hayır. Erdemli olması mı? Hayır. Dürüst olması mı? Hayır. Ne vurgulanıyor? Güzel örnek oluşu. Zaten ne diyor Allah-u Teala? Onda güzel bir örnek vardır diyor. Bu nedenle cevabımız B şıkkı güzel örnek oluşu olmalı diyoruz. Evet, 5. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'den beklenmeyecek bir davranıştır? Beklenmeyecek dediği için asla Peygamberimizin yapmayacağı bir davranış olmalı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bütün insanlara doğruyu ve güzeli bildirmek ve onları bu yöne yönlendirmek üzere görevlendirdiği bir peygamberdir. Onun bütün davranışlarında kusursuz olması gerekiyordu. Çünkü o tüm Müslümanlar için uyulması gereken bir örnek insandı. Kötü huyları olan birinin insanları iyiliğe götüren bir önce olmasını elbette bekleyemeyiz. Bu yüzden Allah onu bütün kötü huylardan korudu. Yani Hazreti Peygamber insanlara bir örnek teşkil ettiği için onda hiçbir kötü örnek yokmuş. Bunu buradan çıkarabiliyoruz. Bakalım hangisi beklenemez. Hoşgörülü olması beklenir mi? Kesinlikle beklenir. İnsanlara tevazuyla yaklaşması. Tevazu ne demek? Alçak gönüllülük demek. Beklenir mi? Evet, kesinlikle. Zaten Peygamberimiz
alçak gönüllü bir insandı. Zengin fakir ayrımı yapmak. Peygamberimiz böyle bir ayrım yapar mı arkadaşlar? Kesinlikle yapmaz değil mi? İnsanları zengin ya da fakir gibi bir ayrıma tabi tutmaz. Her türlü kötülükten uzak durmak. Evet, zaten Allah'ın onu bütün kötü huylardan koruduğunu biliyoruz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Peygamberimiz zengin fakir ayrımı yapmaz diyebiliriz. Evet, devam edelim 6. sorumuzla. Peygamberimiz bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Bakalım, sevgili peygamberimiz şöyle derdi. Beni Rabbim eğitti, o beni ne güzel eğitti. Yani beni Rabbim eğitti dediği için nereden bahsediyor? Aslında bütün her şeyi Allah kazandırdığından bahsediyor. Yani Allah'ın peygamberimize kazandırdığından bahsediyor. Bakalım, ahlakını Allah'ın etmesiyle kazanmıştır. Peygamberimiz eğitime önem vermiştir. Eğitimsiz insanlar cahildir. Eğitim insanı ahlaksızlıktan korur. Peygamberimiz ne diyor? Bakın, ahlakını Allah'ın eğitmesiyle kazanmıştır. Yani beni Rabbim eğitti, o beni ne güzel eğitti derken aslında ahlaki anlamda bir eğitimden bahsediyor. Bu nedenle cevabımız A şıkkı. Ahlakını Allah'ın eğitmesiyle kazanmıştır diyebiliriz. Evet, devam edelim hemen 7. sorumuzla. Yukarıda boş bırakılan kısma hangi ifade getirilmelidir? Hazreti Ayşe annemize, peygamberimize yetişememiş, onu görme yüceliğine erememiş gençlerden biri merakla sorar. Hazreti Muhammed'in ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe bu soruya doğrudan net bir cevap verir. Onun ahlakı ne ahlakıydı diyor Hazreti Ayşe burada. O hadisi, yani o cümleyi iyi öğrenmek lazım. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı diyor. Kur'an ahlakıydı. Yani Kur'an ahlakıydı'dan kastımız aslında şu. O bütün ahlaki özelliklerini Kur'an-ı Kerim'den edinmiş. Kur'an-ı Kerim hangi ahlaki özelliği ona söylüyorsa Hazreti Muhammed de onu yerine getirmiştir. Bu nedenle muazzam olamaz, sünnet olamaz, hadis olamaz. Yani Hazreti Muhammed'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. O Kur'an-ı Kerim hangi ahlaki emri veriyorsa hemen onu yerine getiriyordu diyebiliriz. Evet, devam edelim 8. sorumuzla. Boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım hangisi getirilmelidir? Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, orta yaş dönemi bütünüyle Mekke'de geçti. Abdülmuttalib'in bu yetim torununun Mekke'de bulunan herkes tanır, nasıl biri olduğunu çok iyi bilirlerdi. Orada yaşayan hemen herkesin bir lakabı vardı. Peygamberimize de bir lakap vermişlerdi. Nokta nokta nokta. Bu kelime insana güven veren, güvenilir kişi demekti. Neydi peygamberimizin bu lakabı? Eşşifa, El Furkan, El Emin, El Rahman. Eşşifa, El Furkan, El Rahman. Bakın, şu ikisi Kur'an-ı Kerim'in isimleri. Şu Allah'ın ismi. Peygamberimizin lakabı El Emin. Yani güvenilir demekti değil mi? Emin olunan, kendisinden emin olunan. Bu nedenle cevabımız D şıkkı, El Emin olmalı diyebiliriz. Evet, devam edelim 9. sorumuzla. Verilen ayet mealinde peygamberimizin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır? Nokta nokta ve ey peygamber, senin izleyicilerine yumuşak davranman Allah'ın rahmetinin bir eseriydi. Çünkü eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın doğrusu senden koparlardı. Artık onları hoş gör ve bağışlanmaları için dua et. Yani peygamberimiz ne yapmış? Bakın, onları yumuşak davranmış. Yumuşak, yani etrafındaki insanlara yumuşak davranmış ki o insanlar ne yapsınlar? Onun arkadaşlar İkna olsunlar. Eğer kırıcı ve sert olsaydı ne olurdu diyor. Doğrusu senden koparlardı diyor Allah. O nedenle peygamberimizin cesaretine vurgu yapılıyor mu? Hayır, sen çok cesaretliydin, cesurdun, bu şekilde savaştın gibi bir şey görüyor muyuz? Hayır. Adalet, sen hak edene hakkını verdin diyor mu? Hayır. İffet, yani sen ahlakını korudun diyor mu? Hayır. Burada neyinden bahsediliyor? Hoşgörüsüne vurgu yapılıyor. Ya sen onları ne yaptın? Yumuşak davrandın. Onların yanlışlarını hoş gördün ve onlar senden kopmadılar diyor. Bu nedenle cevabımız B şıkkı, hoşgörüsü olmalı diyoruz. Evet, devam edelim 10. sorumuzla. Evet, hemen şöyle bakalım. Verilen bilgilerden hareketle peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım,
Kendisi hem yetim hem öksüz, yani hem annesiz hem babasız olarak büyümüş olan bir çocuk için anne baba hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilen Peygamberimiz özellikle öksüz ve yetimlerin üzerine titredi. O şöyle derdi: kim bir fakir aile veya kimsesiz çocuk bırakırsa onu bize Allah ve Resulüne bırakmıştır. Merhamet etmeyene Allah tarafından merhamet edilmez. Evet, Peygamberimiz yetim ve öksüze ne yapmamızı istiyor? Merhamet etmemizi istiyor. Onları koruyup kollamamızı istiyor. Evet, bakalım. Yetim ve öksüz büyümesi Peygamberimizin imtihanıdır. Söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Nasıl davrandığı konusunda bir imtihandır. Peygamberimiz tüm insanlara merhametli davranmıştır. Kimsesiz çocuklara sahip çıkmıştır. Peygamberimiz oldukça zengin bir insandır. Bu şıkkın diğerleriyle alakası var mı? Hayır, yok. Peygamberimiz tüm insanlara merhametli davranmış mıdır? Evet, kesinlikle davranmıştır. Kimsesiz çocuklara, yani anne babası olmayan çocuklara sahip çıkmış mıdır? Evet, çıkmıştır. Ancak zengin bir insandır. Peygamber çok zengindi vesaire gibi bir şey yukarıda bahsediliyor mu? Hayır, bahsedilmiyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalı diyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet, 11. sorumuzla devam edelim. Verilen ayet mealinden yukarıdaki ifadelerden hangileri çıkarılabilir? Evet, hemen bakalım hangileri çıkarılabilir. Şöyle yukarıda kalmış bir kısmı. Evet. Ey inananlar, sizin anne babanızın ve akrabalarınızın aleyhine de olsa Allah rızası için hakikatte şahitlik yaparak adaleti gözetin. O kişi zengin de olsa, fakir de olsa Allah'ın hakkı olan doğru, adil karar vermek herkesten öncedir. Sakın boş heveslerinize, arzularınıza uymayın ki adaletten uzak düşmeyesiniz. Eğer hakikati çarpıtırsanız bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yani burada adaletli olmaktan bahsediyor. En yakın bile, yani anne babanız, akrabalarınız dahil aleyhinde olsa da ne yapın? Adaletten ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Bakalım, akraba bile olsa herkese eşit davranılmalıdır. Ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. Allah insanları bazı yaptıklarını bilmemektedir. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Allah ilim sıfatı gereği bütün insanların ne yaptığını biliyordu, değil mi? Boş heves ve arzulardan uzak durulmalıdır. Evet, sakın boş heveslerinize, arzularınıza uymayın diyor. Doğru mu? Doğru. Zenginler fakirlerden üstün tutulmalıdır. Hayır, bu adalete aykırı bir şey olacağı için din bunu kesinlikle uygun görmeyecektir. Bu nedenle buradan hangileri çıkarılabilir? 1 ve 3 çıkarılabilir diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı, 1 ve 3 olmalıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim 12. sorumuzla. Verilen paragrafta Peygamberimizin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Bakalım hemen. Peygamberimiz Müslümanlara olmadık kötülükler yapan, eziyetler çektiren putperestleri bile eline pek çok cezalandırma fırsatı geçmesine rağmen affetmiş. Onları yenip ortadan kaldırmaktansa kendine çekip kazanmayı hedeflemiş. Bedir Savaşı'nda aldığı esirleri Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmış. Yıllar sonra Mekke'ye zaferle döndüğünde İslam'ın en azılı düşmanlarını affettiğini ilan etmiştir. Burada hangisinden bahsediyor? Peygamberimiz ona kötülük yapanları her daim affetmiş. Yani cesareti, tevazusu, merhameti değil, değil mi? Neyinden söz ediliyor? Adaletinden. Onu yapmış. Herkese pardon, adaleti değil, yanlış oldu, merhametinden bahsediliyor. Peygamberimiz ne yapmış? Burada herkese merhamet göstermiş, herkesi affetmiş, herkesi ne yapmış arkadaşlar? Olabildiğince affetmeye çalışmış. Yani en azılı düşmanlarını bile affettiğine göre orada bunun neyini görüyoruz? Merhametli olduğunu, Peygamberimizin çok merhametli bir insan olduğunu görüyoruz. Bu nedenle cevabımız D şıkkı, merhametli oluşu olmalı diyebiliriz. Evet, 13. sorumuzla devam edelim. Bu hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım, Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanın Müslümanın üzerinde 6 hakkı vardır. Karşılaştığında selam vermesi, davetine icabet etmesi, aksırdığında elhamdülillah demesi, hastalandığında ziyaret etmesi, öldüğünde cenazesinin arkasından yürümesi ve kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sevmesidir. Hangisine ulaşamayız buna bakarak? Hemen bakalım. Peygamberimiz Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerine önem vermektedir. Evet,
Müslüman'ın Müslüman üzerindeki 6 hakkı bize bunu gösteriyor. Peygamberimiz selamlaşmaya önem vermektedir. Müslümanlar birbiriyle çok içli dışlı olmamalıdır. Hasta ziyaretinde bulunmak önemlidir. Peygamberimiz selamlaşmaya önem vermektedir. Çıkarabilir miyiz? Evet, selam vermemiz bizim diğer Müslümanların üzerinde hakkımızmış. Müslümanlar birbiriyle çok içli dışlı olmamalıdır. Bunu çıkarabilir miyiz? Hayır, aksine Müslümanlar ne olmalı diyor? Birbirine cenazesine gitmeli, hastalığında ziyaret etmeli. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Müslümanlar birbiriyle çok içli dışlı olmamalıdır. Doğru bir seçenek değildir diyoruz. Evet, devam edelim. Şöyle 14. sorumuzla. Verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümine bağlılığı parçaları bütünlenen bir bina gibidir buyurmuştur. Bakalım hangisini çıkaramayız? Yani mümin mümine çok bağlıdır. Parçaları bütünleşen bir bina gibidir. Hani bir bina düşünün, bir parçası olmasa ne olur? O bina ortadan kalkar belki de, hani yok olur gider. Peygamberimiz de bizlere öyle bir şeye benzetiyor. Evet, bakalım. Ne hangisini çıkaramayız? Müminler birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Çıkarılır mı? Kesinlikle çıkarılır. Müminler birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Çıkarılır mı? Evet, çıkarılır. Müminler kardeş gibidir. Müminler yalnız kendileri için yaşamalıdır. Hayır, bakın bunu çıkaramayız. Biz madem diğerleriyle kardeş gibiyiz, madem bir bütün parçasıyız, ne olacak? Öyleyse hepimiz birbirimizi gözeteceğiz. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Müminler yalnız kendileri için yaşamalıdır. Doğru değildir diyebiliriz. Evet, son sorumuza gelelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elemin denilmesinin sebebi onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Hoşgörülü olması, cesaretli olması, adaletli olması, güvenilir olması. Hoşgörü, cesaret, adaletle alakalı değildi. Güvenilir olmasıydı. Emin ne demekti? Emin olunan demekti değil mi? Neydi? Güvenilir demekti. Peygamberimize de o çok güvenilir olduğu için, insanlar ona rahatlıkla emanetlerini teslim edebildikleri için, asla kimseye yalan söylemediği için ona El Emin lakabını vermişlerdi ve bu da bize güvenilir olmasından dolayı olduğunu göstermekteydi. Evet, ilk testimizin bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.